Allah ve burada bulunduk elhamdülillah, bu zikirde de hazır olduk Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle. Bu gecenin feyzinden bize de nasip verildi. Bu gecede böyle bir meclis her yerde bulunmuyor. Bu da gene mahza Cenab-ı Hakk'ın bize lütfu ihsanıdır. Elhamdülillah. Ala fadlillah. Ala keremillah. Ala lütfullah. Bu gecenin içerisinde olan rahmet doğrudan Arafat Dağı'na iner de Arafat Dağı'ndan dalga dalga bütün ümmeti Muhammed'in üzerine açılır o rahmet. Evet. Onun için ümidimiz olur ki Cenab-ı Hak bizim kalbimizin üzerinden zulmet perdelerini açıp bu gecenin feyzini bize ulaştırsın. O feyizden feyizlenelim de Allah'ın kulluğundan lezzet alalım. Allah'ı zikirden lezzet alalım. Allah'ı zikirden lezzet almayan odundur. Kuru odun. Yaş odunun da zikri var. Evet. Öyle bir mübarek geceye uğradık elhamdülillah. Hâzâ min fadlî rabbî. Arife günü efendim Cenab-ı Hak imanı olanlara Arafat Dağı'nda içtimağı emreyledi. Senede bir gün dünya üzerinde bir yeri zaman ile zeminden taksis eyledi Cenab-ı Allah. Zamandan Zilhicce'nin 9. Arife günü, bütün senenin günlerinden taksis olunan zemin üzerinde de Arafat Dağı'nı tayin ve taksis buyurdu Cenab-ı Allah. O tecelli için. Ey kullarım diyor, can atınız. Bir defa olsun ömrünüzde can atınız ki o Arife gününde Arafat Dağı'nda hazır olabilirsiniz. O size saadet tacını giydirir. Buna dair siz gayret gösterirseniz Cenab-ı Allah size yardım eder. Görünür cihetten de, görünmez cihetten de yardım eder. Bu Endonezya memleketleri var. O Asya'nın cenubundan, İslam ülkelerinden gelen hacıların çoğu böyle bunlar gibi genç kimselerdir. Evet. Hemen evlenip hemen geliyorlar.
evlenme aslında bu zamanda farz olan hizmettir, emirdir. Çünkü evlenmeyen bir kimsenin bu zamanda din ve imanını gözetmesi çok müşkildir. Ve en mühim olarak işte onu icra ediyor o kavim, gencecik Hicaz'a geliyorlar. Ekseriye nikahlısıyla veya aile olaraktan efendim evlenmiş olduğu halde yani nikahlı olduğu halde geliyorlar. O farzı da icra edip rahat alıyor. Temel vuruyor ibadette. Kabe'ye bir kimse yetişip de yüz sürdükten sonra onu koklayan cehennem kokusu koklamaz. Ona yüz süren, öyle böyle sürünen, böyle yapışan kimseye ateş yaklaşmaz. Onun için haç muradı en birinci murattır dünyada. Allah bize tekrar gitmeyenlere halal mal ile ziyareti ve harcı nasip eylesin Cenab-ı Mevla. İşte o mevkide Cenab-ı Allah öyle buyurur. Sultanul Evliya olan Şeyhimiz Hazretleri senede bir gün ve bir yeri tayin edip orada bulunanlara bir rahmet kapısı açar, bir nazar gelir. Cenab-ı Allah lütfuyla bir nazar kılar orada toplanan. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek. Ve Cenab-ı Hakk'a buyur ya Rabbena, buyur ya Rabbena, emrini baş üstünde tutup da geldik, kapına geldik ya Rabbi. Hamda senindir, bütün hayır sendendir, mülk senindir. Biz de seninik ya Rabbi, senin lütfuna geldik, senin rahmetlerine geldik, senin kapına geldik ya Rabbena, ya Rabbena diye onlar orada toplaşıp çağırdığı vakitte Cenab-ı Allah'ın böyle bir nazarı oluyor onlara. O nazar geldi mi? Böyle elbise soyunuyor gibi bizim insanın üzerinden o günahın, isyanın, zulmetleri ne kadar kaba olsa böyle düşüverir üzerinden. Anasından doğduğu gün nasıl temiz oluyorsa öyle temiz olur. Bu büyük lütuftur. Vakfe, Hüccac'ın, hacıların Arafat Dağı'nda duruşları ve lebbeyk çekişleri, vakfeye duruşları Cuma günü olursa, Vakfetül Kübra dedi akşam bu. Oradaki Hüccac'dan konuşurken, Vakfetül Kübra, büyük duruş. Hacı Ekber tecellisi olduğunda ma beynel meşharibi vel magaribiden ne kadar evliyaullah varsa onlara izin var, emir var, orada hazır olmaya. Allah. Efendim cismani giden de var, ruhani sıfatta orada görünen de var. O evliyaullah onların vakfeye durdukları makam tam o Hüccac'ın başlarının üzerinden başlar. Biz avamı nasıl aşağıda dururuz? Onlar böyle bir kat yukarıda durur. Onların makamı odur.
orada vakfe yapıp münacata hazır olurlar. O tecelliyi ilk onlar alır, sonra ümmete taksim eder. İlk olaraktan payı Arafat'ta duran Hüccac alır, sonra dalga dalga bütün ümmete o rahmeti taksim ederler. İşte yarınki günün tecellisi budur. Daha yarınki gün vaktin sahibinin orada bulunacağına dair de haber var bize. Efendim 12 bin evliyaullah ile beraber ondan mada olan evliyalar hesapsız oraya gelecektir. 12 bin ekabir olan büyük evliyalar da onunla beraber orada hazır olup münacatta duracak. O tecelli ile ona bir kuvvet getirilecek. Bu devlet böyle yapıyor, bu devlet böyle diyor, demeyiniz diyor. Sultanın evliya olan Şeyhimiz Hazretleri, hepsinin ipleri sahibi elindedir. Dünyada hiçbir hareket olamaz. Şimdi hepsi İslam'a yarayan hareketlerdir. İslam'a muzir olan hareketleri mahvedecek, İslam'a muzir olan kavmi ve insanları efendim süpürecek, tecelli açılacak dedi yarın kıldığında. İşte bu müjdeyle bir de yine yarınki gün böyle bütün evliyalılar böyle münacat, şimdiye kadar hiç bir evliyanın lisanından geçmeyen münacat da açacak yarınki gün. Ondan sonra Arafat'ta bir tecelli olur. Cenab-ı Hak şimdiye kadar kimseye bildirmediği hazinelerinden, lütuflarından bir rahmet denizi açacak ki o rahmet deniziyle efendim bu ahir zamanda olan ümmetlerin üzerinden yükü de alıp onları rütbetül kübraya ulaştıracak inayet inzal olacaktır. Sahib-i zamana bu kılıncı bilenip de eline teslim edilecek gündür yarın kıymı. Böyle o kılıncı uzattığı vakitte olduğu yerden bu tarafa ta dünyanın sonuna kadar bu taraftan uzatırsa ta bu taraftan dünyanın ucuna, bu taraftan kılıncı böyle yapsa gün doğunun nihayetine bu taraftan gün batıya kadar yetişecek bir kuvvet açıyor. Cenab-ı Allah hiçbir kimsenin daha haberi olmayan kuvvet ve iktidar manbaını açıp bu dünyadan bir gün kalırsa da bu dünyayı ıslah edecek ey Habibim senin nesli pakinden bir Zat-ı Ali'l-Kadir'i göndereceğim buyurdu Cenab-ı Allah. O vadi üzerine biz o müjdeyi almışızdır. İşte bir gün kalmadan daha seneleri var gelip vazifeyi tekmil edecektir. Bu sene onun için şimdi yüklü bir sene geliyor. Bu ay son aydır. Doğacak ay Muharrem ayıdır. Muharrem ayı efendim Hicri 1404 yılının başlangıcıdır. Bu sene yüklü bir senedir. Gelen seneye kadar çok işlerle dünya bambaşka olacaktır. Öyle tecelli olacak ki anide bir an içerisinde dünya bambaşka haline dönecektir. Böyle tecelli vardır şimdi. İşte bu gece orada Hüccac-ı Kiram hazır olmuş. Biz de ruhaniyetimizi salaraktan o makamında hazır olup
oradaki menbaından size bu haberleri bildirmeye mezun bulunduk bu gecede. Rabbi la yezal. Yarınki güne dikkat edip ta şafaktan gün batısına kadar 100 kere istiğfar, 100 kere la ilahe illallah, 100 kere subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, 1000 kere ihlas-ı şerifi ihmal etmeye gayret et. Yarın sabahtan itibaren de namazların arkasında 23 vakit tekbiri unutma. Sabahta unutursa öğlen namazından sonra sabahkının tekbirini de kaza et. 5 tekbir. 1 tekbir farz, vaciptir. 2., 3.'sü sünnettir. 2 defa, 3 defayı tamam et namazların akabinde. Tekbirlere de dikkat eyle. O tekbirler ile ümmeti tazim etmesine melaike-i kiram inzar olacaktır. Hak canibinde dur, batıl canibine meyletme. Batıl canibinde olanlar batılla beraber yok olacaktır. Peki. Ve minallahi tevfik. Cenab-ı Allah tevfikini rafik eylesin. Amin. Böyle şerefli gecelere ve günlere bizi saadetle ve muhabbetle yetiştirsin. Kulluğuna da bizi muvaffak eylesin. Amin. Kulluk şerefinden ya Rabbim sen bizi mahrum bırakma. Amin. Hürmetin Habib, hürmetin Fatiha.